Evet, Dreamweaver ile web tasarımına başlıyoruz. Dreamweaver programı web sayfalarını kolay bir şekilde tasarlamamızı, oluşturmamızı sağlayan bir program. Adobe firmasından geliştirilmiş olan bir program ve Adobe firması Dreamweaver altında kolayca web sayfalarımızı tasarlamamızı sağlıyor. Dreamweaver'ı çalıştırdığımızda ilk açılış ekranı şöyle bir ekran. Sol tarafta daha önceden oluşturduğumuz sayfaları görebileceğimiz kısım var. Onun yanında ise sıfırdan oluşturabilecek olduğumuz sayfalar yer alıyor. Bu Dreamweaver programı ile HTML, ColdVision, PHP, ASP gibi dillerde ne yapabiliyoruz? Web sayfaları tasarlayabiliyoruz. İlk önce web sayfaları oluşturmaya başlamadan önce ilk yapmamız gereken her zaman için bir site tanımlaması yapmaktır. Site tanımladığımız zaman bütün oluşturduğumuz sayfalar o sitenin içerisinde yer alacaktır ve internete yüklememiz her zaman için kolay olacaktır. Eksiksiz bir şekilde bütün dosyaları internete yükleyip internet üzerinde yayınlama şansına sahip oluruz. Bunun için siteyi seçiyoruz. Yeni siteyi işaretliyoruz ve sitenizin adının ne olmasını istiyorsunuz diye soruyor. Bir sihirbaz ekrana geliyor. Bu sihirbaz bizim kolayca site tanımlamamızı sağlıyor. Sitenizi nasıl adlandırmak istersiniz? Ben buraya ne diyelim? LPR bilgisayar isminde bir şirkete web sayfası tasarlayacağım. Böyle bir klasör ismi yazdım. Eğer internet üzerinde alınmış bir web adresiniz varsa ve direkt oraya kaydedilmesini istiyorsanız buraya o adresi de yazabilirsiniz. Ama şu anda gerek yok. Burayı boş bırakıyoruz. İleriye tıklıyoruz. İkinci sayfamızda hangi sunucu teknolojisiyle çalışmak istediğiniz, hangi programlama diliyle çalışmak istediğinizi burada belirtmenizi istiyor. Biz burada herhangi bir ASP, JavaScript, PHP gibi bir dil kullanmayacağız. O yüzden burayı hayır işaretleyerek geçeceğiz. Eğer kullanacak olsanız buradan evet'i seçip istediğiniz dili ayarlayabilirsiniz. Hayır seçtik, ileriye tıkladık. Daha sonra geliştirme sırasında dosyalarınızda nasıl çalışmak istiyorsunuz diye soruyor. Makinemdeki yerel kopyaları düzenle, yani bilgisayardaki dosyaları düzenle, sonra hazır olduğunda sunucuya yükle. Nereye yüklemesini istiyorsunuz? Şu kısma artık klasör ismini yazıp hangi klasörde kayıtlı olmasını istiyorsanız buraya belirtebiliyorsunuz. Zaten bakın şurada Helper bilgisayar isminde belgelerim klasörünün altına klasör oluşturacağını otomatik olarak yazdı. Nereden geliyor bu? İlk baştaki şu site tanımlaması kısmında ilk sayfadan geliyor. Burada site tanımlaması yaparken mümkün olduğunca boşluk kullanmamaya, Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Evet, bu klasörü sonradan ne yapabilirsiniz? İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aynen olduğu gibi kalsın derseniz ileriye tıklıyorsunuz. İleriye tıkladık. Uzak sunucunuza nasıl bağlanıyorsunuz diye soruyor. Burada dediğim gibi internet üzerine direkt olarak yerleştirmek istiyorsanız herhangi bir şekilde buradan FTP ya da farklı teknolojileri seçebilirsiniz. Ama yerleştirmek istemiyorsanız, daha sonra kendim elle manuel olarak yüklemek istiyorum diyorsanız buradan yok işaretlemeniz lazım. Zaten
tasarım aşamasında olduğunuz için direkt yükleme mantıklı olmaz. O yüzden buradan her zaman için yoku işaretlememiz en sağlıklı yöntemdir. İleriyi seçtim. En sonda bütün site tanımlamasında yaptığımız ayarları gördüğümüz özet kısmı ekrana gelir. Herhangi bir yanlışlık varsa buradan geriye basıp orada ayarlamaları düzeltip tekrar en son sayfaya geliyoruz. Artık bittiği işaretlediğimizde bu düğmeye bastığımızda site tanımlanmış olacaktır. Bu son aşamadır. Bittiği işaretledim. Artık Helper bilgisayar isminde bir klasör oluşturdu. Bakalım var mı? Helper klasörümün belgelerimin içerisinde, bakın belgeler klasörüm içerisinde Helper bilgisayar isminde klasörüm oluştu. Artık bundan sonra oluşturacak olduğum bütün sayfalar, bütün resimler, bütün dosyalar her zaman için o klasörün içerisinde toplanacak ve internete yerleştirmem de bana kolaylık sağlayacaktır. Site tanımlaması, tekrar söylüyorum, en önemli kısım. Dreamweaver'da çalışmaya başlamadan önce ilk önce site tanımlaması yapılması gerekiyor. Evet, şimdi boş bir web sayfası oluşturmak istiyorum. Bunun için şu pencereden HTML'i seçiyorum. Şöyle bir ekran geldi. Bu ekran bizim Dreamweaver'ın ilk karşılama ekranından sonraki gelen ekran. Neler var? En üstte menü çubuğu var. Onun altında tab duraklarıyla ortak mizampaş, formlar, data, spray, in context, metin, scroll'lar kısımların yer aldığı araçlar var. Bu araçlar yardımıyla web sayfalarını kolayca tasarlayabiliyoruz. Mesela bu köprü oluşturmamızı sağlıyor. Bu e-posta linki oluşturmamızı sağlıyor. Bu sayfa içi bağlantı oluşturmamızı sağlıyor. Bu yatay çizgi oluşturmamızı sağlıyor. Tablo oluşturmamızı sağlıyor. Resim eklememizi sağlıyor gibi. Mizampaj bölümünde açılır menüler ekleyebiliyoruz. E-frame ve frame'ler ekleyebiliyoruz. Formları buradan oluşturmamız mümkün. Veri tabanı ile çalışmak istiyorsak veri tabanı bağlantılarının yapıldığı nesnelerimiz burada. Metinle ilgili işlemlerimizi buradan yapabiliyoruz. Ve kullandıkça sık kullanılanlar kısmının buradaki nesneleri otomatik olarak eklenen sık kullanılanlar kısmı yer alıyor. Bu menü çubuğun altında yer alan araç çubuklarının da altında o anda açık olan web sayfasının bulunduğu bir kısım yer alıyor. Şu anda kaydetmediğim için untitled olarak ifade ediliyor. Bunu kaydedelim. Dosyadan kaydete basıyorum. Dosyadan kaydete bastığımda ilk başta verdiğim sitemin ismi ve klasörünün ismi konu kısmında oluştu. SYF1 şeklinde kaydedeceğim. Nereye kaydediyorum? Site tanımlamasında belirttiğim yere kaydediyorum. Bakın şurada yer alacak şu anda. Kaydete bastım. Artık sayfa 1.html sayfası Helper bilgisayar klasörünün içerisine kaydolmuş durumda. Ve ismi Untitled idi. Sayfa 1 olarak değişti. Başka sayfalar açtığımda, oluşturduğumda şuraya sıralanır. İstediğim gibi sayfalar arasında, açık olan sayfalar arasında gezinip değiştirme işlemi yapabilirim. Onun altında bir kısa yollar çubuğu var. Bu kısa yollar çubuğunda kod ile çalışmak istersem şu sekmeyi seçiyorum ve sadece kodlarla çalışıyorum. Bakın kod kısmında
Dreamweaver yazdım ve Dreamweaver yazdım ve Enter'a bastım. Kod kısmında yazdığım bölümler, uygulamalar, değişiklikler Word kısmında ne yapıyor? Anında tasarım bölümünde sayfada nasıl gözükecek anında gösteriyor. Tasarım kısmında sadece ne yapabilirim? Enter'a basarım ve burada direkt tasarımı gerçekleştirebilirim. Burada yapacağım her türlü işlem Dreamweaver tarafından kod kısmında koda çevrilir. Bakın Enter'a basmıştım. Şurada alt satıra geçmiştim. Hemen kod kısmında bir P etiketi ekleyip otomatik olarak kodlarını yazdım. Web tasarım kodları dedim. Enter'a bastım. Tekrar kod kısmına geçtim. Bakın yaptığım bütün değişiklikler kod olarak kod kısmında gözüküyor. Word hem tasarım hem kod ile çalışmamızı sağlayan kısım. Evet, burayı gördük. Şimdi de bir web sayfasının başlığı title kısmı nasıl değiştirilir? Önceden ne yapıyorduk? Kod kısmında HTML'den sonraki kısma, heat bölümüne title etiketi ekleyip sayfa çalıştırıldığında başlık çubuğunda ne gözükmesini istiyorsak onu buraya yazıyorduk. Bunu kodla yapmaya da biliriz. Bunun için şu kısımdaki başlıksız belge yazısının olduğu yere ilk web sayfam şeklinde bir başlık eklemek istedim. Bunda değişiklik yaptığımda bakın hemen tıklar tıklamaz şuradaki yazının değiştiğini göreceksiniz. Evet, otomatik olarak yaptım. Ve dosyadan kaydeti seçiyorum. Kaydettim. Şimdi internette nasıl gözükecek bunu görmek için son haliyle kaydettikten sonra şu dünya simgesine bir kere tıklıyorum. Şöyle bir alt menü açıldı. Ön izleme hedefi Internet Explorer yazıyor. F12 tuşu kısa yol tuşuymuş. F12'ye bastığımda ya da şuradan seçtiğimde Internet Explorer tarayıcısının üzerinde oluşturduğum web sayfasının nasıl gözüktüğünü görebilirim. Evet, kapattık. Kolayca oluşturduğumuz sayfaların internet üzerinde nasıl gözükeceğini görebiliyorum artık. Şimdi tasarım, bölme ve kod kısımlarının sağ tarafındaki şu dünya simgesini gördük. Tarayıcıda ön izlemeyi sağlıyor. Sağ tarafta ise panel grubu yer alıyor. Panel grubunda şu kısımda dosyalar ve site yer alıyor. Oluşturduğum bütün web sayfaları şu kısımda yer alıyor. Ve paneller kısmında web sayfalarıyla ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz. Bu ayarlamalar sayesinde web sayfalarımızın düzenlemesi kolayca yapılabilir hale geliyor. Şimdi web sayfalarının tasarım kısmının şu çalışma alanının alt tarafında bir özellikler çubuğu yer alıyor. Bu özellikler çubuğu web sayfalarının biçimlendirilmesinde kullanılan araçları içinde barındırıyor. Örneğin sayfanın özelliklerini değiştirmek istersem sayfa özelliklerine tıklayıp buradaki ayarları değiştirerek sayfanın görünümünü değiştirebiliyorum.
Aynı şekilde sayfa içerisinde oluşturulan yazılara linkler ekleyebiliyorum. Hangi tipte yazı olduğunu seçebiliyorum. ID ekleyebiliyorum. Kalınlık, italik olma durumu, madde numaraları, listeleme etiketleri yani listeleme yapabiliyorum. Paragrafı artırıp azaltabiliyorum. Ve oluşturulan linklerin hangi frame içerisinde açılmasını istiyorsam onu buradan da seçebiliyorum. İki kısım var. HTML ve CSS kısmı var. CSS dediğimiz kısım web sayfalarının içerisinde bulunan yazıların, resimlerin, linklerin stillerinin değiştirilmesi için kullanılan bölüm. Bu bölümü ileride inceleyeceğiz. Biz her zaman için şu anda özellikler kısmında HTML sekmesinin seçili olduğunu görmemiz, o şekilde çalışmamız gerekiyor. Evet, buraya kadar olan kısmı bitirdik. Birinci dersimizi tamamladık. Bir uygulamasını yapalım.